Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Zekeriya Toprak. Yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Maalesef size geçen hafta çok kötü tahminlerde bulunduğumu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçen hafta 15 tane maç tahmininde bulundum. Bundan 7 tanesini tutturabildik arkadaşlar. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Bu hafta sanıyorum biraz daha fazla olacak bu tutturma oranımız. Bu hafta arkadaşlar yine sizlere bakın 12 tane maç tahmini vereceğim. Bunları da ben nasıl yapıyorum takip eden arkadaşlarım biliyorlardır. Ben toplam 9 tane lig takip ediyorum arkadaşlar. Almanya Bundesliga, Fransa 1. Lig, İngiltere Champs, İngiltere Premier Lig gibi toplam 9 tane lig takip ediyorum. Bu 9 ligde 173 tane takım var arkadaşlar. Bu 173 takımın yapmış olduğu bütün maçları, kendi liglerinde yapmış olduğu maçlar ama diğer Avrupa kupalarında falan değil ya da özel maçlar değil, kendi liglerinde yapmış olduğu maçları ben bu sayfama yazıyorum. Burada yazdıktan sonra şu yan taraftaki bölümde işte bize iddiada lazım olacak işte maç sonuçları, alt mı üst mü, 1'den 2 mi, 2'den 1 mi, kaç gol atmışlar gibi olan tahminleri buraya çıkarıyor arkadaşlar ve sonuç olarak da burada istatistiksel olarak bir veri veriyor bize o takımlarla ilgili, hatta o ligde ilgili. Bunu iki örnekte bahsedip yayını kapatıyorum. Yapmış olduğum tahminlerin de 12 tanesini bu hafta için 12 tane tahmin maç çıkarabildim. Bu 12 maçı da yorumun altına, videonun altına ekliyorum arkadaşlar. Sizlerden diyeceğim, yayınları beğeniyorsanız, size bir faydası oluyorsa lütfen beğen tuşuna basın ve abone olarak devam ederseniz, yani yeni bir aboneler bulursanız benim için sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Nasıl bir sistem yapıyorum? Bakın bu hafta örnek veriyorum. Almanya Bundesliga liginde Bayern Münih ile Köln maçı var. Bunu üst olarak tahmin ediyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bakın burada istatistik veri bölümünde Almanya Bundesliga ligini yazıyoruz. Buraya lig yazdığımız lig hangisi ise alt taraftaki bölüme o ligle ilgili takımlar geliyor. Ev sahibinin üst bölüme, deplasman takımının da alt bölüme yazıyoruz arkadaşlar. Sonuçta bize şu kırmızılar bizim için ihtiyaç olan verileri veriyor. Yani niye kırmızı olarak yapıyor? Kırmızı %55'in üzerinde olan tahminler kırmızı demek arkadaşlar. Buna da bakıyoruz. Bayern Münih toplam evinde 9 tane maç yapmış. Bu 9 maçın 9'unu da ilk yarıda mutlaka gol olmuş arkadaşlar. İlk yarı 0.5 oynayabilirsiniz buna bir. İkincisi bu 9 maçın 8'inde %88 oranında da 2.5 üst bitmiş arkadaşlar. %77'sinde de bu 9 maçın 7'sinde de 3.5 üst bitmiş. Kendinizi riske atıp 3.5 üst de oynayabilirsiniz. Bu maçta ben aslında ev sahibine 1.5 üst atar oynayacaktım ama iddiada böyle bir oran açık değil şu an için. 2.5 üstten başlıyor. O yüzden ben size garanti olsun, bir nebze garanti olsun diye 2.5 üst, maç sonu 2.5 üst olarak bildirdim arkadaşlar. Bunu sizler isterseniz ilk yarı 0.5 üst, hatta 1.5 üst bile oynayabilirsiniz ilk yarı. Ve 3.5 üst tahmini de yapabilirsiniz. 1'den 1 de çıkıyor. Onu da oynayabilirsiniz. Karar tamamen size ait. Diğer bir maçımızda arkadaşlar, bakın burada en yüksek oranımız 1.72 olarak West Bromwich'te Birmingham maçı var. İngiltere Premier Lig'de. Onu da nasıl bulmuşum ben onu söyleyeceğim. Yayınımı kapatacağım arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'i açıyoruz. Ev sahibi West Bromwich. Deplasman takım Birmingham. Bakın West Bromwich kendi evinde 12 maç yapmış. Bu 12 maçın 6'sını kazanmış arkadaşlar. West Bromwich 12 maçta toplam 19 gol yemiş. 19 gol atmış. 14 gol yemiş arkadaşlar. West Bromwich'i de takip edersiniz. Sonlarda
buna istinaden, bu duruma istinaden kendimi ben risk atıyorum. Bu maça 2 diyorum arkadaşlar. Bu maç aslında 2.5 oranlık bir maç. Hatta ilk yarısı olarak ilk yarıda mutlaka gol olur da oynayabilirsiniz. Ama ben bu maça West Brom için şu anki durumunu göz önünde tutarak 2 diyorum arkadaşlar. Ama bu maç dikkat edin 2 gözükmüyor. Bunu da bilesiniz. Ben bunu risk ediyorum ve 2 diyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar.